İyi sabahlar, bu süreçte çok konuştuğumuz kanun hükmünde kararnamelerin bayağı eski bir mazisi var, 1972-12 Mart dönemine kadar uzanan, ilk kez 31 Mayıs 1972'de de kullanılmış KHK yetkisi, 12 Eylül öncesindeki 9 yılda 34 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmış. 12 Eylül'ün 3 yıllık askeri yönetim döneminde 95 91 KHK çıkarılmış. Sonrasındaki özel ana hükümetleri döneminde de 1987 sonu itibarıyla bu sayı 211'e yükselmiş. Ve o gün itibarıyla Demirel'in 1987 bütçe görüşmelerinde verdiği bilgiye göre bu 211 KHK'nın 65'i mecliste onaylanmış. konuşmanın yapıldığı tarih itibarıyla ikisi reddedilmiş. Ve diğer kalanlar da meclis onayından geçmemiş. Ki bunların sayısı 144 icra edildikleri halde meclis onayından geçmemiş. Şimdi bu tabloyu ortaya koyan Demirel Konuşmasında diyor ki, ki bunu daha evvelde yayın konusu, yazı konusu yaptık değişik vesilelerle. Yapacağım ikinci ikaz kanun kuvvetindeki kararnamelerdir diyor. KHK fikrini eleştiriyor değilim. Çünkü kanun kuvvetinde kararname fikri 1969 Adalet Partisi'nin programında mevcuttur. Yalnız ifrattan tefrite gidilmesini eleştiriyorum. KHK'larla her şeyi halledemezsiniz. Bilhassa kişi haklarıyla ilgili kanun kuvvetinde kararname olmaz. Olmaması lazımdır. Bilhassa bunun altını çizelim. Kişi haklarıyla ilgili KHK olmaz. Olmaması lazımdır. Temel hakları düzenleyen KHK olmaz. Temel haklar mutlaka meclislerin işidir. Ayrıca devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden KHK'lar da olmaz. Bunlar kazanmış hakları zedeleyebilir. Burada bir parantez açalım. 15-20 Temmuz sürecinde çalışanları devlet memurlarının haklarını tanzim eden değil, gasp eden, tamamını gasp eden KHK'lar çıkarıldı. Ve devam ediyor. Onun içindeki KHK'ları her şeye teşmil etmekte, her şeye götürmekte yarar yoktur. Bunu sınırlı götürmek lazımdır. KHK'lar da meclisler yasama yetkilerini kısmen icraya, hükümete devretmektedirler. KHK'lar daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır. Ama bunu bir toplumun her safhasına teşmil ederseniz o takdirde işin içinden çıkma imkanınız olmaz. Aciliyet arz eden ekonomik konular. Gecikmesi halinde sıkıntı doğacak olan ekonomik konular. KHK'ları 1982 Anayasası şöyle tanzim etmiş. <laughs> KHK çıkar çıkmaz meclislere sevk olacak. Meclisler bunu öncelikle ve acele olarak, ivedilikle konuşacak ve sonuçlandıracak. Şimdi bu yaşadığımız süreçte 15-20 Temmuz sürecinde zannediyorum 37 KK çıkarıldı. Ve bunların tamamında temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren konularda temel hak ve hürriyetlerle Hukukun temel kriterleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan operasyonlar yapıldı, ihraçlar yapıldı, müesseseler kapatıldı, el konuldu vesaire. İnanılmaz bir hukuk tahribatı meydana getirildi ve bunlar Anayasanın öngördüğü süre içerisinde mecliste görüşülmedi. Çok sonra görüşüldü, kanunlaştırıldı ve bunların bir kısmı da Anayasa Mahkemesi'nden yasalaştıktan sonra iptal edildi. Ama Anayasa Mahkemesi daha belki yayınlarımıza da konu ettik. Bu KHK'ları denetim yetkisinin dışında gördü ve böylece onlara yol açtı. Kapı açtı. O yoldan girenler işi inanılmaz boyutlara taşıdılar. Şimdi Türkiye böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. Ve meclis KHK operasyonları karşısında çok etkisiz kaldı. Çok gecikmeli olarak tasdik merci konumuna düştü. Demirel o zaman bu ikazı yaptığı konuşmasında diyor ki meclis içinden çıkardığı hükümete karşı da yerini korumalıdır. Bu müessese yani meclis sessiz milyonların gözü kulağı eli ve ayağıdır. Sessiz milyonların hukukunu korumalıdır. Ve biz Demirel'in bu sözlerini aktardığımız yazımızda demişiz ki bu sözleri naklettikten sonra KHK'larla nice temel hakların yerle bir edildiği ve bunlar olurken meclisin esamesinin dahi okunmadığı 15-20 Temmuz sürecinde böyle bir sese çok ihtiyaç vardı. Mağdur ve sessiz milyonların hukukunu savunmak adına. Ama ne yazık ki o ses duyulamadı. Ve yine üzülerek ifade edelim, Demirel'in taşıdığı, temsil ettiği demokrat misyonun temsili konumundaki Demokrat Parti'den de bu manada bir ses yükselmedi. Ve hala aynı tavır devam ediyor. Bu anlaşılması ve izahı mümkün olmayan bir hal. KHK'larla ilgili, KHK'ların ne şekilde kullanılmasıyla, kullanılması gerektiğiyle ilgili, hangi sınırlar içerisinde kullanılmasıyla ilgili çok önemli ikazlarda bulunan ve bu konuşmayı yaptıktan sonraki yıllarda tekrar başbakan olan ve daha sonra cumhurbaşkanı olan Türk siyaset tarihinde ve demokrat gelenek içerisinde çok önemli tarihi bir yeri olan Demirel'in bu yaklaşımı Bugünkü Demokrat Parti tarafından artık bilemiyorum hangi gerekçeyle, hangi sebeple devam ettirilmiyor. Dediğimiz gibi bunu anlayabilmek mümkün değil. Oysa demokrat misyonun en temel hassasiyetlerinden biri, işte bu konuşmada, bu ikazlarda dile getirilen adalet-hukuk hassasiyeti olmalıydı bugünkü Demokrat Parti yönetimi bir taraftan bu iktidarın uygulamaları sonucunda böyle ortalama bir ifadeyle mağdur olmayan kesim kalmadı diyor. Doğru bir şey bu. Ama bunun en önemli at başlıklarından biri olan KHK'lar konusunda, KHK mağduriyetleri konusunda aynı netlikle bir ifade kullanmaktan nedense uzak duruyor bu duruşun düzeltilmesi gerektiğini ifade edelim bu vesileyle ve Türkiye'nin bu KHK meselesinde Demokrat Parti dahil altılı masadan çözüm noktasında telafi noktasında kararlı mesajlar ortak mesajlar beklediğimizi bir sefer daha tekrarlayalım.